Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün elimde tuttuğum bu cilveli selaniğimizi, bir diğer adıyla bilinen yalancı selanik modelimizi çalışacağız. Daha öncesinde farklı bir yöntemle çalışmıştık. Bu yöntemle de çalışacağız. Hangisi sizler için uygunsa o şekilde örebilirsiniz bakınız. Her ikisi de aynı güzellikte. Yapımı da son derece kolay çalışmamızın arkasında şu şekilde görürsek her iki yönde de aynı duran bu modelimizi atkılarımızda erkek, bebek ya da bütün yetişkinlerin kıyafetlerinde kullanabiliriz. Şöyle bakınız gayet güzel bir çalışma. Modelimiz 4 V katlarıyla oluşmakta ve artı bir tane ilmeği ilave edeceğiz. Yani 4'er ilmek atıyoruz ya da toplam attıktan sonra 4 ilmek 4 ilmek bakınız şişimize toparlıyoruz daha sonrasında mutlaka bir tane ilmeğimizi ilave ediyoruz bu ilmeğimiz modelimizin bütünleşmesini oluşmasını sağlayacak Evet ben bu ipim kalın olduğu için ve bu selanik türleri kalın iplerde çok daha güzel durduğu için kalın ipimle sizlerle örmek istedim şişimi şöyle bakalım 5 numara şişimle sizlerle birlikte küçük bir parça sayı alarak örmeye başlayalım kolay gelsin İlmeklerimizi toparlamaya başlayalım. Her nasıl alıyorsanız ilmeğimizi o şekilde alalım. 2 3 4. Bakın bir tane modelimiz bu şekilde oluştu. 1 2 3 ve 4. İkinci modelimiz için yeterli sayıyı aldık. 3 ve 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 Kaç tane olduğuna bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Tam 4'ün katları 20. Bir tane daha ilmek ilave ediyorum. 21. Hemen ipimi bağlıyorum. Şu şekilde bir tane düğümümüzü atmamız yeterli olacaktır. Evet, şimdi örmeye başlayalım. 21 tane ilmeğimizi aldım ve hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeğimizi şişimizden çıkardığımız için ters olarak örüyorum. Bir ters, iki ters, üç tane ters örüyorum. Modelimiz üç ters, bir düz. Bakınız düzü ördüm. 3 tane tersimi ördüm. Kenar ilmeğim lütfen dahil bunu boş deyip arkasına 3 ilmek saymayalım. Kenarımızda birlikte 3 tane ilmeğimiz ters bir tane ilmeğimiz düz olacak modelimizin tamamı boyunca ve yeniden sayıyorum bir ters ikinci ters 3. ters ve dördüncü ilmeğim düz olarak örüyorum yeniden bir ters 2 3 tane ters bir düz 1 2 3 ters 1 düz modelimizde ne kadar ilmek sayısı olursa olsun nihayetinde sona doğru geleceğiz sonda ise bakınız 1 2 3 tane ters son 2 ilmeğimizi ise düz olarak öreceğiz bakınız 1 ve 2 modelimiz kurulumu yani modelimizin kurulumu 3 ters 2 düzle bitecek Aradaki sıralamamız 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz. Örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Ve biraz önceki yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ama bunu da tersmiş gibi sayıyorum. Birinci ilmeğim ters. İkinci ters. Üçüncü ters. Diğer yönde bakınız. Örmüş olduğum ilmeklerimize şu şekilde ters ördüm. Burada 3 tane düz ilkini hemen terse çeviriyoruz ama hiç bu şekilde bu kafamızı karıştırmayalım baştan 3 ters diye saydığımız zaman bakınız 3 ters bir tane düz ortadaki ilmeğimizi düz örüyoruz diğer ilmeklerimizi 1 2 ve 3 tane ters bir tane düz Burada şuna dikkat etmemiz gerekmekte. Eğer e, kafamız karışacak gibi olursa, ama modelimiz ilerlediği zaman zaten hiçbir şekilde karışıklık olmayacak. Diğer taraftaki e, üç tane ilmeğimizi bakınız. Şurada göstermek istiyorum. 3 ilmeğimizin ortadaki yine düz olarak kalacak. Diğer üçü ters olarak görüyoruz bakın Ortadaki ilk kurulumda eğer herhangi bir karışıklığa e, mahal vermeme adına. Ortadaki 3 düzün ortasındaki düz her iki kenardaki ters ilmeğimiz olacak. Sayıyoruz. Düzümüzü ördükten sonra 1 2 3 tane ters. Bakınız ortadaki yeniden düz. Tekrar 1 2 3 ters 1 tane düz. 1 2 3 ters, son 2, önden arkadan hiç fark etmiyor kurulumumuz hep aynı. 2 düz de bitiyor. Örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz ve yine aynı şekilde örmeye başlıyoruz. 3 ters de başlıyoruz. Birinci boş ilmeğimi de ters diye sayıyorum. İkinci tersim, üçüncü ters. Düzüm örüyorum. Bakınız belli oldu artık. 1, 2, 3 tane ters. Bir tane düz, bir, iki, üç ters, bir düz, bir, iki, üç. Birkaç sıra ördükten sonra hemen modelimiz kendisini göstermekte ve hiç karışıklığa mahal vermemekte bakınız. Bir tane düz, bir, iki, üç ters. Son iki ilmeğimiz düz, bir. Iki. Son iki ilmeğimiz eğer düz değilse hemen geriye dönüp bakıyoruz. Mutlaka terslerden bir tanesini ya bir eksik ya bir fazla yapmışızdır. Son ikinin mutlaka düz olmasına dikkat ediyoruz. Düzse hiç problem yoktur. Şöyle de bakıyoruz. Bakınız oluşmaya başladı. Evet şimdi şu elimdeki daha öncesinde örmüş olduğum biraz yüksekçe olan yani uzunluğu yükseltisi fazla olan bu modelimizle örmeye devam edelim. Aynı şekilde örüyoruz. Evet başlıyorum. Birinci ilmeği ters olarak sayıyorum. İkinci ters. Üçüncü ters. Üç ters. Bakınız bir düz. Bir. İki. Üç ters. Bir düz. Bakınız düzümüz devam etmekte. Bir ters. 2 ve 3 ters. Bir düz. 3 tane ilmeğimiz Ardı ardına ters, 1 düz, 3, 1 düz, 1, 2, 3. Bakınız çok çok kolay. Her iki yönde de aynı şekilde örülmekte. 1 2 3 ters 2 düzle bitiriyoruz modelimizi. Önünde de arkasında da aynı şekilde örerek istediğimiz örgülerimizde modelimizi kullanabiliriz. Evet bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.